Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Yanımda moderatörümüz Fatih Yılmaz, Mehmet Dinler ve Special Guest Host Erem Nur var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Hemen yorumu ve sunuculuğu Fatih Yılmaz arkadaşımıza devrediyorum. Hepiniz radyo yayınımıza hoş geldiniz. Benim için çok Clan Fiesta olan bu Rav Show'unu değerlendirmeye başlıyoruz. Kurt Angle Show'u açıyor. İşte Main Event'i duyuruyor. Tag Team maçı olacak falan. Sonra diyor ki Intercontinental, yani kıtalar arası kemer maçı da olacak diyor. Bu sırada işte sıradaki rakibi şu olacak derken Jason Jordan'ın sözünü bölüyor. Diyor ki bana diyor hak ver diyor. Bir tane daha hak istiyorum diyor. İşte Kurt Angle ne yapıyorsun sen, dizin sakat falan, bunlar konuşurken Roman Reigns geliyor. Şey diyor buna, babana yalvarmana gerek yok, gel bana ben veririm sana hakkı falan yapıyor. Laf sağlam bir adam yapıyor. İşte nerede ya? Tam şey, bayağı ağır. Jason Jordan işte böyle bir sinirlenik ama Samoa Joe geliyor. İşte Samoa Joe şey falan yapıyor böyle. Hani diyor kabul ediyorum ama diyor Open Challenge'ın diyor. Eğer istiyorsan diyor 5 saniye veriyorum sana, geri çek diyor. Çünkü beni yenemeyeceğini biliyorsun diyor. Buradaki insanlar rezil olma falan yaparken. Roman Reigns diyor ki sen konuşma diyor, sana da meydan okuyorum diyor. Roman Reigns yüreği giyip gelmiş. Boğa yüreği giyip gelmiş. Bu durumda sonra şöyle bir söz söylüyor. Burada ayrıntıya girmek istiyorum. Diyor ki ben diyor kimseye diyor arkasından saldırmam. Önünden meydan okurum dedikten 15 saniye sonra Roman Reigns arkadan suplex yapıyor. Gerçekten son zamanların Roman Reigns'ini anlatan bir anıydı bence ya. Çok güzeldi. Çok ilginç bir anda işte Roman Reigns sinirleniyor. Samoa Joe sen beklesene, sonra da döverim diyor. Roman Reigns de kemer maçına girişiyorlar. Öncelikle bu segmentle ilgili hemen bir yorum alayım, sonra maça geçeceğiz. Evet Erem. Öncelikle Jason Jordan'ın gerçekten oyunculuk yeteneği iğrenç. Hani rol yapamıyor. Resmen Yeşilçam'daki adamlar gibi yani. Acındırıyor sürekli ve yani bir ara bayağı bir Roman Reigns dedi ne oluyor diye böyle bir galiba yanlış bir promo kesti orada. Yani Jason Jordan'ı ilk başta ben beğeniyordum ama sonradan çok fazla hani baba toleransına girdiği şeyde sürede nefret etmeye başladım. Evet. Ben hemen soru sormak istiyorum Mehmet Dinler'e. Mehmet Dinler, Yeşilçam oyuncularının yeteneğini başarısız mı buluyorsun sen de Erem Nur? Estağfurullah, öyle bir şey demek istemedim. Mehmet Dinler çünkü radyo, televizyon, sinema yüksek lisans öğrenmişsin. Yok yani şey bu oyuncusundan oyuncusuna değişen bir şey. Yani Yeşilçam'ın şahane aktörleri, aktrisleri vardır. Evet, Mehmet Dinler hazır başlamışken o zaman bu segmentle ilgili yorumunu da alalım. Isınmışken. Yani şöyle, Jason Jordan'ın iyice küçük enişteye döndü. Sürekli atar var, sürekli bir meydan okuma var. Ona meydan oku, buna meydan oku. İcraat sıfır. Adamın kazandığı tek büyük maç Bray Wyatt'a karşı. Ben ağlıyorum. Ondan sonra evet. Da gerçi kazandığına pişman olmuştu. Ya Roman Reigns, John Cena işte başka kime karşı çıktı o? Braun Strowman, Kane. O taboka karşı çıkıyoruz. Arkadaş beceremiyorsun, bırak. Bırak. Hile yap. Hani ben mesela bugün şey yaptığında, Reigns'e arkadan saldırdığında çok sevindim. Yani çok sevindim. En azından dedim böyle ilginç bir şeyler de yapabiliyormuş. Hakikaten yapabiliyormuş. Takdir ettim yani. Yani maçta da iyice konuşuruz zaten. Evet Burak Gür. Ben bu segmenti çok beğendim. Ayrıca aynı zamanda diyeyim, Jason Jordan'ın artık heel karaktere bürünmesini merakla bekliyorum. Çünkü bize Erem Nur'un bahsettiği nefreti ancak böyle sağlatabilir. Biraz iyi çocuğu oynamaktan yavaş yavaş çıkıyor gibi, biraz şımarık muhallebi apartman afacanlığına dönmekte Jason Jordan. İnşallah ilerleyen haftalarda beklentilerimizi karşılayacak bir şey gelecek karakter anlamında. Evet. Jason Jordan'la sonra maça geçiyorlar. Jason Jordan her zaman gibi yani ring içinde bekleyeni veriyor. Hani ne kadar kötü bir karakteri olsa da kendisi yani No Mercy'de This Is The Awesome Chant'te almış bir isim. Ring içi olarak bayağı mükemmel. Bayağı kapışıyorlar. Bayağı sert bir mücadele geçiyor. Fakat Reigns'in Superman Punch Spear kombosuyla tuş oluyor. Bundan sonra Samoa Joe şey diyor, aferin diyor, sonunda yendin diyor. Bu arada Samoa Joe tüm bu maçı rampada oturduğu sandalyede seyrediyor. İlginç bir ayrıntı.
Sonra yendin diyor ama diyor ben, bir de beni ne yapacaksın? Beni gör diyor. Samoa Joe ringe giriyor. Kokain'e kulaç bağlıyor Roman Reigns'i. Fakat Roman Reigns'i kurtaran isim Jason Jordan oluyor. Jason sonra Samoa Joe kaçıyor ringden. Jason Jordan arkasını dönüyor ve Roman Reigns kurtarıldığı adam Roman Reigns Superman punch atıyor ona. Jason Jordan ringden düşüyor. Ne evet. ilginç bir şeydir. Tam aşçı garsona, garson bahçıvana, sonra hepsi bahçıvana. Yani öyle vuruyor gerçekten. En son hepsi Jason Jordan oldu gerçekten. Bu maçla ilgili yorumlarınızı şöyle soracağım. Maçla ilgili yorumlarınızı istemiyorum. Maçı ayrıntılı anlatmadım zaten. Acaba Royal Rumble'da bu Intercontinental kemeri için bir triple threat maç görür müyüz? Eren. Ve bununla ilgili yorumlarınız. Mehmet Dinler sen başla buyur. Görmeyiz ya bu şey hani Royal Rumble'da yani çok fazla bir şey hani böyle Royal Rumble maçı dışında dikkat çekecek maç koymayı sevmiyorlar. Belki ana kemer maçları. Hani şey diğer maçlar olursa da birebir tutmayı tercih ediyorlar genellikle. Hani böyle hani kemerin kime gideceğinin belli olmadığı bir maç koyacaklarını hiç sanmıyorum. Bir de tabii Triple Threat maç çok daha yorucu ve o 3 adamdan ikisi en azından Royal Rumble maçına böyle epey iddialı olarak gelecekler ve epey kalacaklar. Bir de hani onların yorulmaması da önemli. Olabilir biraz yorulması da. Ya şeye kadar çok uzun bir zaman var. Şimdi gelecek hafta Joe şey karşılaşır muhtemelen. Jordan karşılaşır. İşte sonra Joe tekrar şey yapar falan. 6 hafta falan var ya. Bayağı var. Hani ya bu şey biraz onun için. Bu böyle feodun biraz alevlendirilmesi o 6 haftalık sürece yayılması için. Royal Rumble'a maç gider ama şey yani öyle üçlü maç gideceğini zannetmiyorum. Belki de Triple Threat'i haftalık şovlarda halledecekler. O da olabilir. Yani evet haftalık şovlara birazcık heyecan katacak bir şeylere ihtiyacı var. Çünkü Royal Rumble zamanı zaten hani işler kesat ve şey yok. Ana kemer yok. Intercontinental'ı bir şekilde zirvede yükseltmek zorundalar yani. O yani heyecanını yükseltmek zorundalar. Evet Burak Gür. Ya öncelikle Jason Jordan'ın ben direkt ve kolay bir şekilde tuş olmamasına inanılmaz sevindim. Çünkü Roman Reigns bu kemerde eğer dominasyon üzerine dominasyon gösterirse kemerin bizim bahsettiği parantezde yükselen değerinin düşmesini seyredecektik. Maçta o anlamda memnunum. Ve Royal Rumble'a kadar biliyorsunuz ana kemer yok. Brock Lesnar yok. Brock olacaktır da son iki hafta falan olacaktır. O dönemde de ana kemer olarak ana senaryoları Intercontinental çevresinde izleyeceğimizi ben şimdiden öngörebiliyorum. Şunu da belirtmek istiyorum. Şöyle bir haber çıkmıştı. Sonra segmente geçeceğim elemeden söz vereyim. Şöyle bir yorum çıkmıştı. Brock Lesnar'ın kemersiz bir maçta olabileceği iddiası çıkmıştı. Karşısına kemer için yeterli bir rakip bulunamayacağından ötürü. Ya çok ilginç bir seviyeye gidiyor bu iş gerçekten. Çünkü bir senedir, iki senedir hatta ondan öncesinde üç senedir bu mevzuyu konuşuyoruz. WWE'nin Brock Lesnar'la ana kemeri getirdiği seviye muazzam. Ancak aşağıdakiler sürekli olarak güreşen isimler bu seviyeden çok uzak kalıyor. Ve bu bir anlamda da üzücü. Neden üzücü? İzlediğimiz şey profesyonel güreş olmaktan çıktı artık. Bir kavga oldu ve bu kavga irite edici ve sıkıcı vaziyete ilerliyor. Mutlaka ilerleyen haftada da Royal Rumble denebilecek dönemdeyiz artık. Ufak tefek iki hafta sonra Royal Rumble'la ilgili dillendirmeler de başlayacaktır. Daha ayrıntılı konuşuruz elbette. Benim düşüncelerim bu şekilde. Evet, Eren. İlk önce maça bakarsak canlı izlemiştim bu maçı. Yani Jason'ın böyle 5 dakikada yamulacağını falan düşündüm ama bayağı iyi mücadele gösterdi. Hele son anlarda Spear ve Superman punchları reversal yapması çok iyiydi. Büyük bir ihtimal Royal Rumble'da üçlü tehdit maçı olmaz. Bunu hani en fazla Raw'ın 25. bölümünde yaparlar.
Onu da zaten büyük bir ihtimal Reigns korur kemeri. Bu arada mantıklı konuştu. Bak %100. O 25. yıl şovuna yapılacaktır büyük ihtimalle. Yapılırsa bu tür bir maçı. Mutlaka. Ama Royal Rumble'dan bir önceki hafta değil mi zaten o? 25 Ocak'ta değil mi? Hayır. 5 Ocak. Ne zaman? 5 Ocak'ta mı? Evet. Ben tarihini kaçırdım. 5 Ocak Cuma'ya geliyor. Evet. Kadınlar aksiyonundan devam ediyoruz. Kadınlar aksiyonuna geçmeden daha önce arka alan segmenti var. Arka alanda Samoa Joe, daha doğrusu Jason Jordan'la Kurt Angle konuşuyorlar. Bana bir şans daha ver bu sefer, bir kemer alacağım falan derken Samoa Joe geliyor, Jason Jordan'a saldırıyor. Ve burada TNA zamanlarındaki bir feyoda gönderme yapıyor Kurt Angle'a. Diyor ki babasına bak oğlunu hatırladın mı Kurt falan yapıyor. Çok acayip bir şey söylüyor yani. Resmen TNA'ciler böyle ağlıyor orada yani. Acayip bir şey söylüyor. Devamında şeyin Sasha ve Absolution arasında olanları falan izliyoruz. Sonra Paige geliyor, Sasha Banks geliyor. 6 tane diğer 4 kadın da ringin etrafındalar. Genel olarak maç kadınlar maçına göre çok iyi geçiyor. Yani son zamanlarda izlediğimiz kadınlar maçlarına göre. Hani NXT kalitesine yakın bir maç geçiyor. Bir ara Clown Fest de çıkıyor ringde. Mickie James, Bayley ikilisi, Mandy Rose, Mandy Rose'la Sonya Deville. Mandy Rose, Sonya Deville'e saldırıyorlar. Bu Mandy Rose ve Sonya Deville ikilisi galip çıkıyor. Bu Clown Fiesta'dan da ortalığın darma duman olduğu alandan da Paige, Rampage vuruyor Sasha Banks'e ve maçı kazanıyor. Bu hemen bir soru yönelteceğim. Hem Mehmet'e, hem Fatih'e ve hem Erem Nur'a. Paige'in bu kadar iddialı bir senaryoyla dönmesine ihtimal veriyor muydunuz? Hayır, vermiyordum. Ben dönmesine ihtimal vermiyordum. Ve beni her izlediğim hafta bu kadar iddialı roller edindiğini gördükçe şok ediyor, dehşete düşürüyor Paige'i ya. İnanılır gibi değil. İlginç. Daha doğrusu kadınlar senaryoları şu an SmackDown'da da burada da çok ilginç gidiyor. Hatta bir de Nia Jax'in olayı var. Zamanı gelince söyleyeceğim onu da. Neyse. Allah'ım neler görüyoruz. Dinler, okudun mu sen o haberi? Okudum. Abi, oldukça da memnun kaldım ben ya. Geçince abi söyledim. Bırak. Neyse dur. Bir dakika. Oraya gelince şey yapacağız. Maç sonunda da Absolution Sasha'ya saldırıyor ve bu 1,5 yıl aradan sonra Paige'in ilk zaferi oluyor. Erem'e göre, Erem'in tartışma kolundan okuyorum. Eğer bir yanlış olursa lütfen ona saldırın. Bu maç hakkında görüşleriniz neler? Bir, Absolution'ı nasıl görüyorsunuz? Hani ilerlemesini ve gelecek feyodlarını nasıl görüyorsunuz? İki, tamam. Kafidir. Erem de buyur. Öncelikle Paige'in böyle bir dönüşe ihtimal vermiyordum. Yani tek başına döner, hani birisinin altında ezilir diye düşünüyordum. Ama bayağı şaşırttı. Absolution şu anda tamamen dominant ama hani Asuka'ya gelince fanlık yok burada şu anda. Asuka'ya gelince nedense bir anda şey oluyorlar, hani böyle bir tereddütle bakıyorlar. Oraya geleceğiz, dur oraya girme. Oranın da segment var. Yani ben şu an çok beğeniyorum Absolution'ı. Yani herkes bayağı çekecek Absolution'dan. Evet. Buğra Gür. Soruları tekrar alabilir miyim Fatih Bey? Maç hakkında ne düşünüyorsun bir? Maç hakkında çok söyleyebilecek bir şey yok. Paige uzun süredir güreşmiyor ve uzun süredir güreşmiyor oluşu onu ring içi aktivitesi ve temposu aynı zamanda devamlılığı konusunda çok geriye atmış. İnanılmaz derecede kötü şeyler izletti bize. Ama ben zamanla toparlanabileceğine inanıyorum. Çünkü WWE ona çok güveniyor. İkinci soru. Absolution'ın geleceği diyeyim. Nasıl görüyorsun? Kadınlar divizyonunun Shield'ı diyebiliriz artık. O kadar diyorsun. Yani. Peki. Mehmet Dinler. Ya ben maçı açıkçası senin kadar beğenmedim. Yani Paige'in hani birden fazla boçunu da hani şey yaptım. Aynı boçları Sasha ya da Charlotte yaptı şu anda. %100
hani işte abartıyorsunuz bu kadınları da. Ya Paige'i hakikaten şey geriye atmış hani, uzun süredir güreşmemesi geriye atmış, ona bir şey diyemem. Yani şey maç beklediğim gibi gitti açıkçası, yani bir yerden bir gürültü geliyor. Neyse. Eren'dir. Maç... Nefesini mikrofona verme Eren'dir. Vermiyorum. Tamam. Ya maç beklediğim gibi gitti. Beklediğim gibi de sonuçlandı. Absolution'ın bundan sonraki halde ne olur? Yani Royal Rumble'a kadar bu üçlüyle çekişmeye devam edecekler. Muhtemelen daha sonra da ya Paige kemeri alıp şey Asuka'ya teslim edecek. Ya da Asuka kemeri alacak ve WrestleMania'da Paige ile karşılaşacak. Ama şey... WrestleMania'dan sonra muhtemelen hani Sonya Deville'ın da şeyin de hani Mandy Rose'un da hani, bu üçlüden ayrılacağını, yani ya birlikte takılacaklardır ya tek takılacaklardır, ama hani bu Absolution şeyinin bozulacağını düşünüyorum ben. O kadar uzun soluklu olmayacaktır. Yani Shield kadar uzun soluklu olacağını hiç düşünmüyorum. Bu arada iki tane güzel sorum var. Birincisi WrestleMania'da İstatistiği yanlış bilmiyorsam WrestleMania 25'ten beri tekli kadın maçı olmuyor. Sizce Asuka vs Paige maçı, hani Mehmet İnler'in yorumlarından yola çıkıyorum, bu seriyi kırmak için güzel bir maç mı? Bence güzel bir maç. Burak? Yani doğru. Güzellik konusunda bize herhangi bir şüphe bırakmıyor. Şey, sözünü keseceğim ama hani bir anda NXT kadınlar kemerinin ilk sahibiyle NXT kadınlar kemerinin en dominant ve en uzun şampiyonu hani karşı karşıya geliyor. Hani çok hype'lamak için çok müsait bir maç. Bence de, evet bence de. Yani oraya hani Alexa'nın gelip hani kaybedeceği kesin bir maçtansa bunu tercih ederim ben de. Evet. İkinci sorum da şu. Acaba Royal Rumble'da bir şekilde senaryo birleşirse Absolution vs. Riot Squad maçı görme ihtimalimiz var mıdır? Veya Royal Rumble demeyeyim, ilerleyen bir zamanda. İlerleyen bir zamanda aslında ikisinin de Paige'in altından çıktığı, kafasının altından çıktığı tarzda haberler var ki çok da mantıklı geliyor bana. Aynı hafta iki tane üçlü grubun debut yapmasındansa. Yani var. Yani maç ihtimali var ama şey hani çok büyük değil. Ben şeyi sayıyorum. Yani şeyi bekliyorum zaten. İki tarafı da Paige'in dominasyonuna gireceğini düşünüyorum. Evet. Evet, bu segmenti geçiyorum o zaman. Lies çok ilginç bir şey yaptı bu segmentten sonra. Yani ilk defa bu kadar agresif gördüm kendisini. Kurt Angle telefonuyla mesaj izlerken Lies gitar çala çala yanına geldi. Ve Kurt Angle'a dedi ki haksızlık yaptın. Sen anca piç oğluna kıyak geç. Bizi görme. Ben de bir hak istiyorum falan tarzı konuştu. Elias. Beni şaşırttı. Bununla ilgili yapmak istediğiniz bir yorum var mı? Elias'ın bu tavrıyla alakalı. Ya o Elias'tan ziyade yani Angle'ı sinirlendirmek içindi. Daha çok Angle özelindeydi senaryo. Yani o yüzden çok... Yani haftaya da... Yani ardından da hani... bir saat sonra ringe çıktı ve gayet şeydi hani yani... Cool'du gene yani o kadar... Şey diyemeyeceğim ben. Hani bir evet. Önemli bir şey olarak göremeyeceğim. Göremiyorum. Şimdi geldik bana göre WWE senaryolarının dibe vurduğu noktaya. Mehmet Dinler'in de çok sevdiği bir noktaya. Arka alandayız. Enzo ve Zoe Train üyelerini görüyoruz. Bunlar konuşuyorlar. Konuşuyorlar falan. Enzo bunları haşlıyor. Drew Gulak'la Tony Nese talimat veriyor bu haftaki maçı kazanacaksınız diye. Sonra Enzo arkasını dönüyor ve Nia Jax'i görüyor. Nia Jax Eren'in tabiriyle Ahmet Kural'ın Sıla'ya baktığı gibi bakıyor buna. Ve hani o an ben bir şey fark etmedim. Ama sonradan çıkan haberlere göre Nia Jax'i Absolution'dan uzak tutmak için Enzo'yla bir aşk senaryosu içine girildiği söyleniyor. Mehmet Dinler, senin bu konudaki yorumlarını çok merak ediyorum. Ya ben şu dönemde hani aşk senaryosu yazılmasına karşıyım ama bu kadar absürt şekilde yazılacaksa okeyim yani, bir ona okeyim. Ya bu senaryo önceden gayet başarılı olmuş bir senaryo bu arada. Bat Phoenix ve Santino Marella'yla hakikaten başarılı olmuş bir senaryo. Hani Enzo da şeyde kaliteli isimler, Naya da kaliteli isimler ve çok ilginç şeyler görebiliriz şeyde. Yani gerçekten bu hani şey işte Enzo'nun kankalarının yanından çekilmesinden sonra Naya'nın onu hani koruması falan çok iyi, çok güzel segmentler çıkabilir orada hani. Yani bu aşk senaryolarına ancak absürt olduğu sürece varım ben. Buna okeyim o yüzden. Çok sevdim bunu. Evet Burak Gül.
Ya birbiriyle çok uyumlu bir ikili bence. Aşka zaman, mekan gibi sınırlar tanıyan insanlardan değilim. Ben imkansızın peşindeyim. Neler diyorum? Adam dayanamadı etsin. Ben izninizle Eren'e yayından önce sorduğum soruyu tekrarlamak istiyorum. Neden Buğra Gür'le arkadaşsın hala? Be. Abi bu ne ya? Gerçekten inşallah bu bir şaka da. Yenilerim bozuldu. Yemin ediyorum lan. Bu ne? Şimdi dediğim her şeyi bir dakika. Dediğim her şeyi unutun. Nasıl unutalım bunu ya? Ve imkansızın peşinde koşun arkadaşlar. Olur. Hayat sürprizleri doldur. Evet, Buğra Gür, devam edecek misin yorumuna? Yok. Ya, diyecek bir şey kalmadı. Eren buyur. Canlı izlerken hiç tahmin etmiyordum yani. Başkasının geleceğini zannediyordum. Niye ayacaksa görünce ne oluyor? Hani böyle gerçekten Ahmet Kural'ın Sıla'ya baktığı gibi bakıyordu yani. O hissiyatı gördüm. Hani sonradan bir şeyler olacak mı diye bekliyorum ama olmadı. Hani ben bunu daha çok Tamina ile Santino Marella'nın arasında olanlara benzetiyorum. Tamina mı? Evet, onların da. Arasında da Bad. Evet. Bad Phoenix değil miydi? Şey. Tamina ile Santino arasında da oldu. Vay be. Daha ufak ama yani. Evet. Devam ediyoruz. Hafif sikletlerin maçı var. Geçen hafta bir Fatal 4-Way 4'lü maçta Rich Swann kazanmıştı. Rich Swann bu maçın galibiyle bir numaralı adaylık maçına çıkacak. Bu maçın katılımcıları Drew Gulak, Cedric Alexander, Mustafa Ali ve Tony Nies. Yine muazzam bir maç. Hani yine hareketin, heyecanın eksik olmadığı bir maç. Uzun uzun böyle maç dönüyor. Ve en son şöyle bir ortalık karışıyor. Cedric Alexander, bak Mehmet Dinler bu dediğine katılacaksın. Galiba 29.632. defa herkes dövüyor. Tuşa gidiyor. Biri geliyor onu fırlatıyor, tuş yapıyor, maçı kazanıyor. Katılırım. Evet. Buna katılırım. Abi yani. Kaçıncı defa oldu bu? Çokuncu defa ama yani maçta. Enzo da böyle kazanmıştı. Ondan önce biri daha böyle kazandı. Abi Cedric Alexander hepsi tokatlıyor, birini tutuyor, bunu fırlatıyor. Tuşu yapıyor. Sonra Cedric Alexander köşede oturup böyle küçük Emrah triplerini seyrediyoruz. Çok üzücü. Bir yerde heel turn'e vurur kesin ama abi çok muazzam güreşçi ya. Hani yani bugün ben maçı izlerken yani bir keyfe geldim yani, hani o kadar diyorum, çok keyfe geldim yani. Evet, devam ediyoruz. Burak Gür, sana sorayım mı? Sen pek taraftar değilsin burada. Yok, ben iyi biliyorsunuz 205 live izlemiyorum. Evet. Eren? Benim de pek aram yok. Evet. O zaman ben son bir şey söyleyeyim, hemen kapatıyorum. Bir dahaki hafta sanırım 205 live'da Drew Gulak'la Rich Swann bir numaralı adaylık maçı için kapışacak ve çok yüksek ihtimalle Rich Swann. Rov'da. Rov'da maç. Rov'da mı? Rov'da. Evet, Rov'da. Yani 205 like'da olacak diye biliyordum. Neyse, tamam, düzeltiyorum. Rov'da dedik be. Tamam, ayrıca şeyi fark ettiniz mi? Konuşarak iletişim kurun. Ne zaman kaliteli bir maç, kaliteli bir segment olsa Buğra Gür yok ben konuşmayayım bunu diyor ya. Adam yani böyle bir şey yok. Tamam, ben de abi sorunu tekrarlamanı rica ediyorum Mehmet Dinler o zaman. Hangi sorumu? Yayın başlamadan sordun. Ha, okey, tamam. Hadi devam edelim. Evet. Sonra Elias ringe giriyor. Konuşuyorlar. İşte yine böyle bir who wants to walk with Elias falan, işte böyle ayel alevinden gezerken bir böğürme. Strowman'ın şarkısını durduruyor. Strowman'ın şarkısını, bak, Elias'ın şarkısını durduruyor. Bu böğürme Braun Strowman'a ait. Kurt Angle'ın sinirlendirmenin suçu Braun Strowman oluyor. Hani Allah ne verdiyse gelişiyor, öldürüyor, sonra gidiyor. Var mıdır maçla ilgili bir şey? Sonra tabii özür dilerim. Bir yere atladım. Kane ekrana çıkıyor. Diyor ki bir dahaki hafta seninle bir daha kapışacağız. Kim?
Monster Among Monsters göreceğiz. Yani canavarların en canavarı kim? Bunu göreceğiz diyor. Maçtan sonra. Mehmet Dinler, buyur lütfen. Ya hadi haftalardır Strowman'da Kane'de kimle karşılaşsa öteki geliyor geliyor. Ben dedim hani Elias'a da karşına gelir bir kurtarır falan. Adamın ekrandan görüneceği tuttu ya. Arkadaş benim sevdiğim adam dayak yemek zorunda mı yani? Ben bunu anlamıyorum. Ben bunu anlamıyorum. Evet. Kalpler de mizi arıyor şu an. Neyse ki şeydi adam film çekiminde. Yoksa nasıl tokatlanıyordu şu anda anlatamam yani. Vallahi var ya hayatın en yararlı film çekimi olabilir bu ha. Harbiden ya mutlu oluyorum. Şey, setten fotoğraf paylaştığında mutlu oluyorum ya iyi bugün dayak yemeyecek diye. Kardeş öyle deme. Belki setteki çöpüsüne Strowman çıkar. Setli Shawn Michaels çıkar zaten. Kesin Switch'in müzik falan vurmuştur buna. Filmi izleyince göreceğiz. Yok şeyi muhabbeti var. Biz gitmiştir artık. Abi ben dayak yemeden duramıyorum. Bir tane vursana bana diye. Vurmuştur. Olabilir. Becky'den dayak yemiştir. Yer yani. Becky ile James Ellsworth dövmüş adam yani şimdi. Adam bu arada bak. James Ellsworth dövmüş kadın. Neyse. Bura Gür. Buyur lütfen. Yani diyecek çok bir şey yok. Benim de açıkçası üstüne Mehmet'in fikirlerin üstüne getirebilecek bir yorumum yok bu konuda. Evet Eren. Ya ben Elias'ın gerçekten o yüz ifadesini unutamayacağım ya. Bayağı hani altımızı ettik bir bakışı vardı öyle. Nereye kaçacağını şaşırdı. Bence kesin... tam ne bakışı vardı biliyor musun? Burak Gül'ün şey var ya baba o toptan kapa kapa bakışı vardı ya. Tam o bakış vardı adam. Kapa baba şovu kapa kapa. Lütfen devam et. Kusura bakma sözünü böldüm. Yani ben maç olur diye bekliyordum. Hakem maç olmadı. Direkt Kane geldi. İşte Kane ekranda gözüktü. Mesajını verdi. Hani madem Royal Rumble'a falan düşünülüyorsa maç hani ne bileyim bu kadar uzun aralık nasıl planlıyorlar bu şeyi kapışmayı. Yani garip. Bu sefer de Kane ringi kırar belki. Neyse. Evet, ya Strowman'ın her hafta Big Show vs Strowman görüyorduk. Ona dönecek bir süre sonra. Hani çok iyi gidiyor, çok heyecanlı falan diyorsunuz ya. Biraz gene mi lan bu diyeceksiniz ilk haftaya yani. Hayır Strowman'ın momentumu nereye hazırlanıyor abi? Brock Lesnar'la mı karşılaşacak? Ben şöyle Roman Reigns'le mi karşılaşacak? Hayır şöyle bir şey. Ha WrestleMania'da ne olacak? Hayır. Mesela. Yine karşılaşacağına dair bir bilgi yok ama Raw yetkililerinin top babyface olarak Roman Reigns ve Braun Strowman'ı WrestleMania'ya götürme planı varmış. Artık Braun Strowman'ı nasıl top babyface olarak götürecekler Allah kerim ama hani bilmiyorum nasıl plan bu şekilde diye okumuştum. Yani. Burak Gür. Ya olur. Big Show'dan oldu abi yıllarca. İzlediğimiz Giant karakterinden oldu. Strowman'dan da olur ama bugünkü bu adamın bu kadar dev haline getirilip kimin karşısına çıkarılacağı gerek Rumble'da gerek WrestleMania'da merak konusu. Bu arada, çünkü bu arada evet devam et lütfen devam et. Çünkü biz bazen hatta son zamanlarda çok sık şekilde WWE'de inanılmaz derecede yüksek seviyede senaryo açıkları izliyoruz. Hani ben Braun Strowman hakkında da böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorum abi. Güzel bir rakip ayarlansın ya. Kane'le haftalık şovlarda bitirecekseniz tüm momentumu. Abi Rumble'da hadi Rumble maçına katılacaksa WrestleMania'da Bray Wyatt da dövüşmesin abi. Güreşmesin yani. Karşısına güzel bir momentumu yüksek bir maç olsun ki Braun Strowman'ın değeri kaybolmasın. Çünkü bu sene kimin senesi derseniz ben hiç düşünmeden Braun Strowman derim. Braun Strowman geçen sene bu dönem gene şeydi. Çok aktifti bu arada. Royal Rumble dönemi. İnanılmaz büyük bir gazla geldi ki Sami Zayn feyodu falan vardı. Zayn de epey yükselmişti o feyodla falan filan. Strowman Royal Rumble'a favorilerden biri olarak girmişti. Hatırlıyor musunuz? Evet. Ve sonra ne olduğunu hatırlıyor musunuz?
Ya Rumble'lar ya. Hayır hayır, Rumble'ların hikayesi odur abi zaten. Yok hayır. Rumble'da ne olduğunu geç. WrestleMania'da ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Rumble'dan sonra momentum kaybetmedi. WrestleMania'da çok büyük momentumla gitti. Battle Royale'e katıldı. Battle Royale'i kazanacaktı. Battle Royale'ın son ikisini hatırlıyor musunuz? Abi yani Rumble hatırlamak istemiyorum. Battle Royale bu maçların hikayesi yoktur zaten. Hatta bu maçların hikayesi odur. En favori isim en başta elenir abi. Abi yok, faciaydı. Strowman'ın momentumu iki sefer patlatıldı. İkisinden sonra da çok iyi şekilde toparlandı, geri döndü. Ama üçüncüden sonra da ben toparlanabileceğini sanmıyorum yani. Olası bir batırışta ben bir daha onun momentumunu toparlanacağını sanmıyorum. Üçüncü battı ki zaten. Lesnar karşısında olan. Aynen. Battı zaten onda. Lesnar'a yenilmek kimsenin momentumunu batırmaz abi. %100. Hayır. %100. Abi şöyle bir durum var. Sen o kadar adam geldi, her hafta tokat attı ya. Bak istisnasız her hafta tokat attı. Tek F5'e gitti abi, bu ne? Abi Lesnar adam. Lesnar. Geç. Abi. Ya ben radyonun başında. Kabul etmeyeceğiz abi. Lesnar'a yenilmek kimseye şey yapmıyor. Lesnar çünkü herkese aynı muameleyi çekiyor. Hayır hayır, radyonun başında dediğim konu da oydu. Lesnar seviyeyi o kadar yüksek bir seviyeye, level'a aldı ki. Artık aşağıdaki güreşçiler Lesnar'a bakarken Lesnar merhaba yapıyor eliyle. Ya yani o öyle bir seviye var. Onun için Mehmet'in dediğine kesinlikle katılıyorum. Kimin köpeği var ya? Kusura bakmayın, benim kedim vardı. Ay canım, adı ne ya? Bu arada bir internetim kesildi, bir şey kaçırdım mı? Yok, seni bekliyoruz. Tamam tamam, kovaldım. Fatih. Evet. Devam ediyorum, bitti mi yorumlar? Bitti. Ha. Evet. Son bir şey söylüyorum, dinler. Burada senin kaç krizi geçirmeni bekliyorum. Bundan yaklaşık 2 ay önce falan yine bir haber okudum. Strowman Undertaker mücadelesi WrestleMania için düşünülüyor diye bir yorum okudum. Sana yorum hakkı vermiyorum. Sansürlemek zorunda kalmıyorum radyo yayınına. Devam ediyorum direkt. Arka alandayız. Burası da tam Ege'nin segmenti. Seth maç hakkında konuşurken işte biz kazanacağız falan yaparken Ambrose dönüyor, maç bugün müydü lan falan yapıyor böyle. Neyse, klasik geyik muhabbeti, geçiyoruz. Asuka. Siz susun, Eram konuşacak. Neyse. Asuka geliyor. Alicia Fox geliyor. Asuka delip geçiyor. Sonra Absolution geliyor. Yine geçen haftaki gibi. Asuka'nın etrafını sarıyorlar. Asuka ile Paige gülüşüyorlar ve Asuka iniyor. Sonra bunlar Alicia Fox'u ortada sandviç yapıyorlar. Şimdi bu Asuka ile Absolution arasında ne olabilir? Buğra Gür, aydınlat beni. Valla Asuka ile Absolution arasında ne var bilmiyorum ama ben bir maç izledim abi. Maçın affedersiniz %90'ı kalça hareketleri ve kalçayı ön plana çıkaran vaziyette movelerle, move'larla geçti. Temennim odur ki Asuka'nın artık biraz güreşmesi, şovdan biraz uzaklaşması ve eline mikrofon alıp bir şeyler söylemesi. Onun dışında söylüyor ya zaten. Ne söylüyor? Nobody ready for Asuka. Evet, teşekkür ederim. Doğru. Onun dışında senin sorunu Erem Nur'a yöneltmek istiyorum. Onun bu konudaki fikirleri hem bizim için aydınlatıcı olacaktır hem de konuyu biraz daha fazla açacaktır. Şimdi ilk önce benim düşüncem, hani Asuka'nın böyle maçlarla geçiştirilmesi, hani taraftarı değilim. Hani daha sert ve hani daha böyle asıl Asuka'yı görebileceğimiz rakipler lazım. Emma mesela onun için çok ideal bir rakipti. TLC'de ve ondan sonraki Raw'da gayet güzel maç çıkarttılar. Hani ben gayet beğendim. Hatta Kadınlar Kemeri maçından bile daha güzeldi TLC'deki. Öncelikle Asuka'yla hani Absolution arasındaki şeyi ben de hani pek anlayamadım. Hani birbirlerine gülümsüyorlar, ediyorlar hani. Yani Asuka katılırsa zaten buna kurşun geçirmez bir takım olur artık bu. Resmen. Ama Asuka hani belki kendini sağlam almak için hani gülümsüyor, hani
işte bana zarar vermeyin, ben size ne yapacağım işte. Ama illaki işleri düşecek, hani illaki Asuka'nın bir yerde olduğu zamanı bekleyecekler, yani pusu kuracaklar ve gelip saldıracaklar. Yani onlar zaten tarihe karışacak. İşte Paige Asuka şeyi başlayacak yani. Benim düşüncem bu. Ama Asuka'nın squash maçlarına sokulması taraftar değil. Hele geçen haftaki bir saniyelik galibiyet çok saçmaydı. Ama oradaki reversal da çok iyiydi be. Aynen. Evet, ben dinler. Şey ya, Asuka'nın iki haftadır şöyle maça sokulma sebebinin direkt sondaki bakışma olduğunu düşünüyorum. Ya abi Paige'le aralarında ne var? Paige'in yemiyor. Hani saldırmak yemiyor çünkü Asuka ayakta. Hani Asuka'nın böyle Sasha ile olur, Bayley ile olur, Naya ile olur bir maçından sonra, yıprandığı bir maçından sonra gelip salacaklardır. Ama şu anda yemiyor. Hani o yüzden zaten biraz böyle squash'a yakın maçlar. Ki bugünkü de ben squash diyemeyeceğim çünkü Alicia fena performans da sergilemedi bence. Şeyden önceki promosu çok güzeldi. Bir promo videosu. Maçtan önceki. Ayrıca şey, maçtan sonraki Paige'le muhabbetleri de ya ben çok güldüm yani. Hani şey ya ben bunu şey Alicia üzerinden değerlendireceğim. Alicia'nın performansına bayıldım. Şey, sözünüzü bir dakika keseceğim. Alicia gerçekten hani Survivor Series takım kaptanı olduğundan beri hani ilk kez beğeniyorum. Hani 2009'dan beri WWE'de ben ilk kezlerini beğeniyorum. Umarım böyle bu karakterde gider kendisi. Evet. Var mıdır bu konuyla ilgili? O ses hanginizden geliyor? Neyse. Yok. Evet. Finn Balor geliyor ringe ve bizim müziği çalıyor. Dinler, bunu duyunca bir kalp krizi geçirdi mi? Yine dayak yiyecekti. Yok, ben Balor geldikten sonra direkt ileri sardım, baktım bu oda Allah'mış yani, o yüzden. Yani ya Balor'ın şu anki yani squash rakipleri benim ilgimi çekmiyor ya. Evet. Sonra Mr. Raj geliyor ve Bo Dallas'la maça giriyor. Hiç zorlandığı bir maç değil. Balor tokatlıyor, geçiyor Bo Dallas'ı. Maçla ilgili görüşleri sorayım mı? Sormayayım bence. Bomboş bir maçtı yani. Kesinlikle. Hani ben Mistoraj'ın neden senaryo aldığını çok merak ediyorum ya. Zaman doldurmak için büyük ihtimalle. Ne gerek var? Yani ne gerek var? Ya tamam, Balor rakip yok da abi. Mistoraj'a ne gerek var yani? Neyse. Apollo Crews falan da olabilirdi gerçi, haklısın. Neyse. Geçiyorum buraya. Şimdi resmen bir efsane, böyle Matt Hardy'nin Broken zamanlarında böyle kurulan efsanevi feud, Dream Feud sanırım hayat buluyor Royal Rumble için. Bray Wyatt çıkıyor. Her zamanki gibi vignette deniyor bunlara. Vignette segmentlerinden birini keserken bir anda ekranı gidiyor ve Matt Hardy konuşmaya başlıyor. Vulcan bir şekilde. Bunların ikisi birbirine giriyorlar. İşte Bray Wyatt diyor, ben diyor İşte hepinizin diyor ruhunu görüyorum, hepiniz bana şeysiniz falan diyor. Matt Hardy zaten uçmuş, İskender'le çalıştım, şununla çarpıştım, bununla yemek yedim falan diyor. Hani uçmuş onun kafa zaten. Sonra 1.5 dakika boyunca ikisini de gülerken ki videolarını görüyoruz. Hatta Michael Cole dönüyor, bunlar ne yapıyor? Aga bunlar ne yapıyor diyor Michael Cole dönüyor. Yani bayağı bir ilgi çekici ve ilginç bir segment oldu. Burak Gür, bu konuda eski bir TNA izleyicisi olduğu için senin yorumlarını merak ediyorum. Valla eski TNA izleyicisiyim de Brooklyn Matt'le alakalı bilgiye herhalde aranızda en az sahip olanım. Brooklyn Matt'in WWE'ye kesin olarak döndüğünden şu an emin miyiz? Emin değil, Vulcan. Ha, Vulcan. Yani TNA'de izlediğimiz gibi olmayacak, öyle mi? Ya aynısı. Öyle söyleyeyim. Efendim? Aynısı ismi değişti sadece. Aynısı ismi değişti. Yani bu adam TNA'deki özgürlüğüne sizce WWE'de senaryo anlamında sahip olabilecek mi? Hayır. Max'ı falan çıkartamaz. Onu söyleyeyim yani. Yani o zaman kısıtlanmış bir Broken'ı WWE'de izleyeceğiz anladığım kadarıyla.
Evet, büyük ihtimal. Bu ne kadar keyif verebilir? Siz eğer benden daha fazla, daha doğrusu ben sadece Bound for Glory'de izlemiştim. Ve inanılmaz şovu baştan aşağı sürükleyen bir booking'le bize karşıladı Matt ve Jeff Hardy kardeşler. Aynı zamanda işte orada drone'lar döndü falan filan, bir sürü mistik senaryo. Onun geçmişini siz mutlaka daha iyi biliyorsunuz. Şöyle toparlayayım. Sizce WWE'de bu imkanlara ulaşamayacak bir Matt Hardy bize ne kadar keyif verebilecek? Uzun zamandır hayal ettiği Broken ya da şimdiki adıyla Woken senaryosu. Düşünceniz nedir? Ben de senden bir rol çalıp sorayım Fatih Yılmaz. Ya ben daha hiç Impact diyene yayını açmamış bir insanım. O yüzden ben bu soruyu pas geçiyorum. Ben de köşe yazılarından falan biliyorum ancak Broken, Woken karakterinin şeyini. Yani ben Broken döneminde özellikle hani izlemeye, sadece hani Hardy'ler üzerinde izlemeye çalıştım. Hani ya ben açıkçası o kadar büyük hayranı değilim bu tip şeylerin. Hani Bray Wyatt'ın karakterinin de büyük hayranı değilim ben. Manyakları çok ama yani. Broken'ın da hani ya bu şekilde mistik, çılgın, deli. Yani hayranı çok, isteyene çok hiçbir şey demiyorum onlara. Zevk meselesi. Ama yani o belki de dünyanın en iyi şey, en etkili güreşçisi olduğu döneme ulaşmayacak yani. Çünkü WWE'nin öyle kullanma gibi bir şey yok yani. Niyeti yok bir kere. Olsaydı direkt o şekilde gelirdi zaten yani. Direkt Woken olarak gelirdi. Yani evet. Peki bir şey sorabilir miyim? Şimdi başladı ya feudları. Sister Abigail mesela Baylor'la olan zamanda iptal edilmişti. White'ın sakatlığından dolayı. Peki Sister Abigail'ı görebilir miyiz? Ya bilmiyorum. Şu an için zannetmiyorum çünkü şey, bu bir kere daha muhtemelen White vs. Baylor deneyecekler daha sonra ve Sister Abigail'ı oraya saklayacaklar. Bir de muhtemelen Feud'u Matt Hardy kazanacak hani yeni Woken olduğu için ve Sister Abigail'ı bunda harcamak istememelerini de çok normal karşılıyorum. Evet. Var mıdır yorum başka? Yok. Evet. Main Event'teyiz. Main Event'te Sheamus ve Cesaro, Dean Ambrose ve ne derler ona, Seth Rollins'e karşı takımlar şampiyonluğu için, Raw takımlar şampiyonluğu için kapışıyorlar. WWE'nin şu sıralar en iyi yaptığı şey takım maçları booklamak. Yine bu maçta gayet eğlenceliydi. Sonunda Sheamus delirip ringe atladı. Tag'ı almamışken sanıyorum Seth Rollins'e vurdu hakem maçı iptal etti. Bunlar kemer alıp giderken Kurt Angle geldi. Dedi ki birader dedi, o kadar kaçış kolay değil, dur bir dakika dedi. Sen nereye gidiyorsun dedi. Yürü dedi, maçı no disqualification olarak bir daha başlatıyorum dedi. Maç başladı. Bu sefer Seth Rollins'e Dean Ambrose üstünlüğü ele geçirdi ve yüksek ihtimalle kazanacaklarını düşündüğümüz anda Samoa Joe çıktı. Arkadan saldırdı. Bu sefer Roman Reigns geldi. 3-3 Clownfest'e çıktı. Sonra New Day'in geldiği zamandaki gibi Sheamus Brock kick'i çaktı kafasına. Cesaro'yu üstüne bıraktı, ringden indi ve Cesaro kemerleri korudu. Cesaro ve Sheamus kemerleri korudu. Böylelikle Shield'ın bir hakkı kalmadı kemer üzerinde. Yani resmi olarak bir hakkı kalmadı. Adaylıkları yok artık. O adaylık sonra, geri döner ya, o kadar. Ben sanmıyorum çünkü şöyle bir durum var. Biliyorsun Road to WrestleMania'ya yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Yani Ocak'ta başlayacak yani. Ve WrestleMania için Seth Rollins Dean Ambrose maçı Haziran'dan Temmuz'dan beri konuşuluyor. Bence yavaş yavaş oranın bu yılda buna girebilirler. Daha işte daha bir iki maç daha yaparlar ya. Maç sırasında bozulması lazım onun birazcık. Evet. Kesinlikle. Evet, Burak'ın. Ya ben mistiklik seviyesi ne orijinallikte olacak? Bunu merak ediyorum. İzlediğimiz şey bizi eğlendirebilecek mi? Ya da gizemli şeylere sürükleyip hani House of Horrors maç gibi, doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Telaffuz doğru da konu yanlış sanki. Efendim? Konu yanlış. Hangi kimden bahsediyorduk? Çektiğim maçını konuşuyoruz. Kemer maçını.
Kafa orada kalmış, onu düşünüyorum. Kusura bakmayın. Main event maç ring içini mi konuşuyoruz? Evet. Ya maç. Ya bu tek team divizyonu zaten şu an çok parlak bir seviyede değil bence. İlerleyen haftalarda da Raw'u taşımaya yardım edecektir ana kemer olmadığı için. Hani Sheamus Cesaro bence dağılmalı abi artık. Yeter yani. Ben artık Cesaro'nun tekli kariyerinde bir şeyler yapmak isteyerek güreşmesini izlemek istiyorum. Ayrılsalar tekli kariyerinde bir şey yapacak yani. Ya inşallah yani yapamayacak gibi duruyor da. Bizimki bir temenni tabii yani. Bu arada Bray Wyatt ve Matt Hardy hakkında bir şey daha diyeyim. Baba Matt Hardy orijinal şeyler izleteceğim derken lütfen mistikliğe boğup bizi daha fazla sıkmasın. Bir ara Bray Wyatt bunu çok fazla yaşatmıştır Raw'un Shake Up'tan sonraki ilk haftalarında. Onun dışında maçın bitişini de çok beğendim. Neden beğendiğini diyecek olursanız mükemmel bir ürün sattırma reklamı oldu. Gayet de güzel oldu. Güzel bir kapanış. Zaten artık senenin sonundayız. Herkes Royal Rumble'ı bekliyor. WWE senaristleri de kafayı buna koymuş belli. Son haftalar biraz keyifsiz, YouTube'da da gelen yorumlar o yönde. Raw şovları birkaç haftadır keyifsiz diyorlar. Ki haklılar da bence. Nedenini soracak olursanız az önce bahsettiğim şey. Birkaç haftada idarasyon, işte slamma overs gibi geçecektir. Olacak mı peki slammi? Galiba olmayacak. Haber çıkmadı daha. Aynen da o herhalde olmayacak. Ya fiyasko yani, nasıl olmaz ya? Olsaydı keşke. Aynen, bu arada Cesaro tekli kariyer abi. Bunu da söylediğim yok. Ama işte Cesaro tekli kariyeri geçerse hani Sheamus yine ana kemer alacak. Çünkü neredeyse Sheamus'a veriyorlar yani iyi başarıları. Cesaro'nun sadece bir Battle Royale galibi, işte Amerika şampiyonluğu var yanlış hatırlamıyorsam. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Cesaro'nun bu bir zamanlar Stone Cold Podcast vardı, hatırlarsınız Netflix'te. Orada Vince McMahon çıkıp demişti ki seyirciye hitap edemiyor demişti. Ve bunun üzerine seyirci Cesaro Section diye bir bölme oluşturdu. Ve her yani her şovda böyle büyük bir alan Cesaro Section diye dolduruluyor. Yani seyirci bu kadar isterken inatla neden Cesaro bu topa sokulmuyor, ben de merak ediyorum. Gerçi bir tane Elimination Chamber maçına sokulmuştu galiba. Yanlış bilmiyorsam. Sokuldu. Ya şey, heyecan yaratmak için hani çoklu feyotlarda sokuldu. Zamanında şeye falan da girdi. İşte ana kemer için yapılan Money in the Bank'teki ladder maça, bu boştaki ana kemer için yapılan maça falan da sokuldu da. Yani Cesaro ile ilgili hiçbir zaman ana kemer, Money in the Bank öyle planlar yapılmadı. Yapılmayacaktı abi. Yani şey, çünkü adam Chris Benoit gibi. Chris Benoit da yani çok bir kere denendi sadece ana kemer seviyesinde. Yani gerçek main eventer seviyesinde diyeyim, pardon. Yani ve şey, ardından adam Amerika kemerine geri döndü kemeri kaybettikten sonra. Yani Royal Rumble artı WrestleMania main event'ı aldıktan sonra bahsediyorum. Seyircinin gazı alındı, bitti. Yani şey, yani Cesaro için de bu denenmeyecek. İnanmıyorum ben. Yani şu anda çoklu takım kariyeri çok daha iyi onun için. Bu arada tekli kariyerinde Sheamus'la muhtemelen bir şey yapamayacaktır. Hani ikisinin de tekli olarak son yaptığı şeyi hatırlarsınız. Birbirleriyle feyutlalardı ve zerre ilgi çekmiyordu feyutları. Hani ikisi için de tekli kariyerlerin sonu geldi WWE'de. Bence takım olmaları çok iyi ve çok iyi bir takımlar. Dağılmasınlar ya. Kesinlikle birbirlerini tamamlıyorlar. Evet. Bu arada bir dipnotu daha geçeyim. Şöyle bir durum var. Sheamus şu an bu takımlar kemerini kazanmasıyla Grand Slam'e bir kemer uzaktı. O da Intercontinental kemeri. Kıtalar arası kemeri. Bence tam, olur o kemeri de. Yani sizce acaba ayrıldığında Sheamus'tan böyle bir hamle görebilir miyiz? Ne dersiniz? Ayrıldıklarında Sheamus film çekimine gidecekti galiba ya. Ama şey, Sheamus kariyeri bitmeden Intercontinental'la oynar. Mutlaka oynar. Kesinlikle. Evet. Bu arada şey, ben bu hani işte Samoa Joe'nun da katılımıyla
bir winner take all maçı olabileceğini düşünmeye başladım. Özellikle şeyden sonra yani bu işte gelecek haftaki Kane Strowman hani muhtemelen main event olacak. Daha sonra böyle bir six man tag team maçı ama şey ortada kemerler olacak şekilde olabilir diye düşünüyorum. Aynen. Evet. Var mıdır beyler başka beyler vera? Var şöyle mıdır diyeyim. Beyler? Şimdi Raw'ın takım divizyonuna doğru konuşuyorum. SmackDown'a göre çok az yani. The Club var. İşte sonra işte Bar var. Shield var. Başka var mı hatırlayan takım? Yani bir işte Misturaj var. Ama SmackDown'a bakıyoruz. Usolar var. Chad Gable, Shelton Benjamin var. The New Day var. Hani şimdi Owens'la Zayn geldi. Yani sürekli aynı şeyi ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. Hani birazcık ben bıktım hani Shield Bar karşılaşmasına. Maç içi gerçekten çok iyi. Hani hareketler olsun, şeyler olsun. Yani her hafta farklı şeyler izliyoruz ama hani sıkıldım artık yani. Ben gerçekten hani her gördüğümde yine mi? Geç 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 yani. Benim yorumum bu. Var mıdır burada son söyleyeceğim bir şey burayla ilgili? Yok. Şu puanlamalardan mı geçiyoruz? Mehmet dinlerinde de söyleyecek bir şey yoksa evet geçiyoruz. Yani bu maçla ilgili bir şey yok. Bu kayıtla ilgili. Geçelim. Evet. Maçın puanlamalarındayız. Buğra Gür nedenleriyle birlikte lütfen buyur. Vallahi az önce bahsettiğim gibi Raw Show'ları artık seneyi bitirme niyetine girmiş. Ki işin üzücü tarafı henüz Aralık'ın 5'indeyiz. Aralık'ın 5'indeyken Raw'ın bu raddede olması ve 25. yıl Raw Show'unun da Royal Rumble'a yakın olması nedeniyle ben Road to WrestleMania'nın Temple'u geçeceğini ümit ederek artık Raw'ın seneyi bitirmesine tahammül ediyorum. Intercontinental Tag Team Title biraz da Shield oradan baharat ver abi Brook'un, Hulk'un yetmedi mi abi şerbet tatlı olarak getir abi Braun Strowman, Kane öyle ortada bir şenlik izliyoruz. Doyurucu bir senaryo yok. Doyurucu bir senaryo olmadığı gibi ana kemer zaten uzun süredir yok. Pay per view yok. Herkes bir amaçsızlık peşinde. Şerbet, tatlı, baharat. 5 üzerinden 2. Eren. Ben açılış maçı, Page'in maçını ve hafif sikletleri maçını çok beğendim. Son olarak da main event'i de beğendim. Toplasan 3 eder benden. Dinler. Vallahi ben 5 veriyorum. Bir de sevmediğim segment maç çok şovda. Yani hakikaten her şeyin bir izlenicisi vardı. En az yani Finn Balor kısmı dışında yani hiçbir şey geçmediğim nadir şovlardan biri ve hani Road to Royal Rumble döneminde hayatımda izlediğim en iyi şovlardan biri. Yani şu dönem için konuşuyorum. Road to Royal Rumble genelde facia sıkıcı şovlara hani sahne olur. Gür'ün de az önce bahsettiği gibi. Yani bence 5'lik şov yani 5 üzerinde. Evet. Ben de şöyle bir yorum yapayım. Şovun her dakikasını geçtiğim dakikaya dönüp şey diye seyrettim. Ben az önce ne izledim lan diye oturdum düşündüm gerçekten. Yani böyle bir Raw'u sorguladım. Ben böyle bir Clown Fest'i daha görmedim Raw'da. Bir de şeyde gördüm. Bu Samoa Joe gaz alıp bir ara Bailey'e kafa atmaya gidiyordu ya. Bir de orada gördüm o Clown Fest'i. Bir de burada. En anlamsız return'üydü ya. Ha. Sonra işte şovun sonlarına doğru böyle bir vermeyeyim, oy kullanmayayım falan diye düşünüyorum. Metal Bray Wyatt segmentine çok odaklandım. Çok güzeldi. Ben de işte 2 veriyorum. En fazla o da. Maalesef. Evet. Yarın kapatmadan tek bir şey söyleyebilir miyim bu arada? Buyur. Son WrestleMania'nın üzerine bir daha güreşmeye karar verecek Undertaker'ın aklını sikeyim. Hoşçakalın. Al işte. Dayanamadı adam. Adam dayanamadı. Bombayı bıraktı. Al işte. Pipe bomb yaptı. Elim gitti. Evet. Birleştirkiye.net
forumumuzun hazırlayıp sunduğum Raw Radyo yayınına hoş geldiniz diyorum. Kafayı deneye gitti. Raw Radyo yayınını dinlediniz. Ben Fatih Kırtorak Silmaz. Yanımda Erem Lukovizit. Soyadı neyse. Benim soyadım mı? Söylemeyelim ya. Çok uzun tamam, vakit. Erem. Erem. Kod adı Erem. Kod adı Erem. Buğra adı Bibsgür. Mehmet Dwight Bennett Dinler ile birlikteydik. Hepinize mutlu günler diliyorum. Güreş Türkiye.net forumumuzda da hepinizi bekliyorum. İyilikle kalın, hoşça kalın.